Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Paris Air Show kapılarını açarken Türk Havacılık ve Uzay Sanayi 11,5 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip T-925 tipi genel maksat helikopterinin mock-up'ını, yani birebir modelini ilk defa sergiliyor. Kırmızı rengiyle, ince uzun burnuyla daha fuarın ilk gününden T-925 büyük ilgi çekti. Peki bu helikopter ne amaçlı tasarlandı? Hedef nedir? İlerleyen zaman içerisinde bu helikopter nereye evrilebilir? Bu videomuzda T925'i birlikte inceliyoruz. TUSAŞ'ın T-129 Atak helikopteriyle birlikte helikopter pazarında farklı bir bakış açısıyla ilerliyor. Biliyorsunuz bu helikopter o zamanki adıyla Agusta Westland, şu an Leonardo şirketiyle birlikte tasarlandı ve onların Mangusta helikopteri güçlendirildi ve bu T-129 Atak versiyonuna gelindi. Burada TUSAŞ'ın en büyük tecrübe kazanımı, bir helikopterin tasarımında İtalyan şirketle birlikte görev almanın yanı sıra transmisyon denen helikopterin üzerindeki o çalışan motorun oluşturduğu gücü hem ana rotora, yukarıdaki o büyük pallere, hem de helikopterin yönünü, istikametini sağlayan kuyruktaki pallere iletecek olan aktarım organı. Bunu bir otomobilin vites kutusu veya otomatik araçlardaki gibi gücü, motorun oluşturduğu gücü tekerleklere aktaran bir sistem olarak addedebilirsiniz. Zaten bunu yaptığınız zaman helikopterle ilgili tasarımlarda çok ön plana çıkıp en önemli derdi çözmüş oluyorsunuz. TUSAŞ T-129 Atak'taki bu transmisyon sistemini aynı motoru kullanarak benzer bir transmisyon sistemiyle T-625 Gökbey helikopteri haline getirdi. Yaklaşık 6 tonluk bu helikopter 5 paliyle, çift motoruyla birlikte hem genel maksat hem de çeşitli sivil amaçlı kullanımları için yeni bir platform haline getirdi. Biliyorsunuz Gökbey ile de ilgili olarak TEİ tarafından geliştirilmiş TS-1400 motoruyla da bu helikopter ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Ve halen işte birkaç aydır bekliyoruz. Jandarma Genel Komutanlığı T-625 Gökbey'in ilk kullanıcısı olacak ve ilerleyen dönemde işte Sağlık Bakanlığı'nın ambulansından, kara ve hava kuvvetlerinde UAH-1'lerin yerini alması gibi çok önemli görevler T-625 Gökbey'i bekliyor. Peki helikopterle sonrasında ne yapıldı? TUSAŞ bu sefer Atak helikopterini büyüttüğü, ağır abi dendi buna, Atak 2 T929 geliştirildi. Motor konusunda da sıkıntı yaşanmaması için Ukrayna'dan motor alındı. Motor Sich şirketinin TV3-117 serisi, ki bu motorlar Mi-17'ler, Mi-24'lerde kullanılıyor. Her biri yaklaşık 2500 beygir gücünde, toplam 5000 beygir gücünde bir motor sistemi. Bu helikopter ilk uçuşunda, hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde yaptı. Şimdi aynı Atak'ta olduğu gibi Atak 2'nin aynı motor ve transmisyon sistemi T925 genel maksat helikopterine güç verecek. Peki bu helikopter nasıl bir helikopter? Bu helikopterin maksimum kalkış ağırlığı 11,5 ton olarak belirlenmiş durumda. 21 kişi taşıyabiliyor veya tam teçhizatlı asker. Oldukça büyük bir helikopter bu, 11,5 ton ağırlığıyla. Aynı zamanda bu helikopter kabininde kargo amaçlı işte bir top veya bir ufak bir zırhlı aracı kaldırabilecek kapasiteye sahip olacak. Güçlü, yaklaşık 5000 beygirlik iki motoruyla, ki Atak 2'de kullanılan oldukça kuvvetli bir helikopter olarak İlk etapta Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve Jandarma'da kullanılması planlanıyor. Peki bu helikopter neyin yerini alabilir diye sorduğumuzda, alternatif olarak hem Kara Kuvvetleri'nde hem Hava Kuvvetleri'nde kullanılan AS-532 Cougar helikopterleri var. Mach 1 serisi Silahlı Kuvvetler'de kullanılıyor. Bu helikopterlerin yerini alabilir veya Jandarma'da Mi-17'lerin yerini alabilecek modern bir tasarıma sahip. Helikopterin geniş kargosunun yanı sıra hızlı asker bindirilmesi, yük yüklenmesi için arkasına bir rampa sistemi var. Rampa sistemi de aynı nakliye uçaklarında olduğu gibi işlemleri oldukça hızlandırıyor ve çok saniyeler içerisinde yükleme, boşaltma gerçekleştirilebiliyor. Bu açıdan da oldukça büyük bir helikopter. Daha önceden helikopterin mock-up olarak adlandırılan birebir modeli daha yapılmamıştı. Paris Havacılık Fuarı'nda TUSAŞ bu sistemi sergileyerek aslında ben uluslararası arenada da varım mesajı verdi. Bu da büyük önem taşıyor. Sanıyorum önümüzdeki günlerde Temmuz ayındaki İDEF fuarında da muhtemel bu mock-up'ı inceleme ve görme şansına sahip olacağız. Geçmişte yeşil boyalı askeri modeli beklerken kırmızı bir helikopter çıktı karşımıza. Daha önceden sergilenen modellerle en büyük farkı oldukça sivriltilmiş burnu. Bu biraz meraklılarına ilk fotoğrafı paylaştığımız zaman ya nasıl bir helikopter bu gibi sorulara neden oldu. Burayla da ilgili ben şunu söylemek istiyorum. Mühendisler bu konuyla ilgili yüksek böyle aerodinamik testler, rüzgar tüneli testleri gibi inanılmaz bir hesaplamalarla uğraşıyorlar. Muhtemel bu sivri burun konseptinin helikopterin seyir süratini arttırdığı olumlu bir etkisi var ki böyle bir sivri burun konulmuş. Yoksa işte şu helikopter yakışıklı, bu helikopterin tipi olmamış demek mantıksız bir şey. Sonuçta TUSAŞ son yıllarda baktığımız zaman Anka, Hürkuş, Hürjet, Milli Muharip Uçak, helikopter tarafında T-129, T-625, Atak 2 ve T-925'i görüyorsunuz. Oldukça çok sayıda, ben bile sayarken zorlandım, hava aracı tasarlar durumda. Uyduları ayırıyoruz kenara. Bunlar görev amaçlı tasarlanıyor. Bu tür durumda önemli olan işlevi, yoksa işte artistik durmuş etmiş değil. Son yıllarda Leonardo'nun ve Airbus'un tasarımlarına da baktığınız zaman özellikle burun konilerindeki sivrileşme ve daha aerodinamik yaklaşımlarda dikkat çekiyor. Peki T-925, AS-532 Cougar veya Mi-17'lerin yerini alacak bir altyapıya sahip olduğunu belirtmiştim. Donanmada kullanılabilir mi? Bu da çok önemli soru. Özellikle Atak veya Atak 2 ile de ilgili bu sorular geliyor. Gemide bir hava aracını sürekli hale bir şekilde kullandığınız zaman, örneğin helikopterler, o helikopterin motorunun marinize edilmesi, yani deniz üzerinde uçarken gelecek olan tuzlu suyun etkilerini veya işte dalga geldi, su girdi, bir şekilde bunların etkin bir şekilde çalışmasını devam ettirmek durumundasınız. Niye kara havacılığın adeta envanterinden çıkardığı AH-1W Süper Kobralar TCG Anadolu'nun güvertesinde kullanılıyor? Niye diye sorduğunuz zaman motorları buna göre yapılmış. Veya işte gemide kullandığımız Sea Hawk helikopterleri, keza motorlar buna göre yapılmış. Ukraynalı Motor Sich tarafından geliştirilen TV3-117 serisinin de aynı zamanda motorlarının deniz versiyonları da var. Muhtemel bu gündeme geldiği zaman bu motorların bu teknolojisinden de ben açıkçası yararlanılacağını düşünüyorum. Ve tabii ki benim asıl beklentim TEİ tarafından nasıl TS-1400 yapıldıysa, 1400 beygir, bu motorun yeni bir motor ailesi olabilir, farklı özelliklere sahip olabilir, yeni bir turbo şaft ailesi 2500'lük TEİ'den bekliyoruz. Ama tabii ki bu proje öyle düğmeye bastığınız zaman hemen ertesi gün olmuyor. Motor projeleri oldukça uzun sürüyor. Bunlarla da ilgili sık sık TEİ'nin Genel Müdürü Mahmut Akşit Hoca ile yaptığımız röportajlar var. Onları izleyebilirsiniz. Ben bu açıdan biraz daha beklenilecek deniz modeli için bir planlama yapıldığını düşünüyorum. Peki bu helikopter ne zaman uçacak? 2025 yılı ilk etapta dillendirilmişti. Daha sonra TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil T925'in ilk uçuşunu 18 Mart 2024 tarihinde yapacağını açıklamıştı. Yani görüyorsunuz önümüzde yaklaşık işte 7-8 aylık bir süreç var. Bu konuda da ben gelişmeleri açıkça merakla bekliyorum. Çünkü Atak 2 son ana kadar çok belli olmamıştı. Ne yapılacak, ne edilecek derken çok stabil bir ilk uçuş gerçekleştirmişti. Atak 2 aynı başarıyı T925 helikopterinden de bekliyorum. Çünkü bu helikopterde farklı alanda hem sivil hem askeri TUSAŞ'ın önünü açabilecek önemli bir helikopter projesi. Valla TUSAŞ işte ağaçları dikiyor, fideler büyütüyor. Artık meyve toplama zamanı. Sanıyorum Gökbey için artık yakın meyve toplama zamanı. Arkasından T925'te de işlerin çok hızlı gideceğini düşünüyorum. Tabii motor konusunda da alternatifler konusunda da kulağımız TEİ'de, Eskişehir'de. TEİ bakalım nasıl bir motor yapacak, ben de merakla bekliyorum. Evet, bugünkü konumuzda T925'i sizlerle birlikte dilim döndüğünce anlatmaya, bilgileri vermeye, sizlerle paylaşmaya çalıştım. Sorularınızı lütfen yorum yazın. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olmayan arkadaşlarımız, sizleri de bekliyoruz abone olmaya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.